siz ve bütün Müslümanların üzerine olsun inşallah. İsmim Hasan Güreşen, Konyalıyım. 2003 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlisi olarak Sidney'e gittim. Orada bir 4-4,5 yıl kadar çalıştıktan sonra Milli Görüş Teşkilatları Sidney'de çalışmak, yani din görevlisi olarak kalmak üzere hocam kalır mısın dediler. Orada kaldım. Melbourne'de oturum alıp daha sonra Sidney'e gelmem gerekirken Melbourne'deki abilerimiz bizi orada kalmamızı istediler. Orada kaldım. İlim kolejimiz var. Orada bir müddet öğretmenlik yaptım. Hafızlarım vardı. Hafızları yetiştiriyordum. Genelde kampüsümüzün bir tanesi. Ortaokula devam ediyorlar. Orada da 600 tane öğrencimiz var. Toplam 2000'e yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin statüsü aynen Avustralya'daki normal ilkokul, ortaokul, lise bölümlerinin hepsi mevcut bizde. Ki ana sınıfı da dahil. Okul öncesi dediğimiz prep de dahil olmak üzere. Eğitimde çalışan birim başkanı arkadaşlarım, şube başkanlarımız ve şube birim başkanlarımızın da gelmeden teker teker ziyaret ettim. Hepsinin selamları var. Yine okullarımız şu anda bizim yaz tatiline girdi. Mevsimimizde yaz. Sahip olduğunuz ama sahip değilmiş gibi ifade kullandınız. Tekrar mecliste bizim okullarımıza, bizim camilerimize gelip bizden oy isteyecekseniz kesinlikle mecliste meclis. Ben Ertuğman, Kütahyalıyım, evliyim, dört çocuk babasıyım. Bölgede teşkilatlama başkanlığı yürütmekteyim. Bu haftaki hafta sonu çalışmalarında bilim iş takip ediyoruz. Komplekse Ecem'in dışarıda çocuğun birisi annesiyle gidiyor. Beni gösteriyor. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Hasan Güreşen, Avustralya Bölge Başkanıyım. Milli Görüş Teşkilatları Bölge Başkanıyım. Efendim, Avustralya'da Milli Görüş Teşkilatları'nın ne tip faaliyetleri var? Biraz bunlardan bize bahseder misiniz? Milli Görüş Teşkilatları İslami bir cemaattir. Orada cami hizmetleriyle beraber okul hizmetleri de devam etmektedir. 8 tane şubemizle beraber 7 tane de okulumuz şu anda mevcuttur. İslamik okul olarak Avustralya Eğitim Bakanlığı'nın da uygun gördüğü, kriterleri uygun gördüğü şekilde eğitime devam etmektedir. 2000'in üzerinde öğrencimiz var. Bu öğrencilerle biz ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversitelere öğrenci gönderiyoruz. Bu sene Victoria birincisi 99.80 puanla ilim kolejinden, yani bizim kolej, Milli Görüş Teşkilatları'nın kolejinden çıktı. Tıp fakültesine gidecek öğrencimiz. Kendisi onu tercih etti. Dolayısıyla bunun yanı sıra üniversitelerde ana dilde eğitim, ana dilde ki görülen eğitimle alınan puanlar üniversitedeki puanlara ilave ediliyor. Bu nedenle de Milli Görüş Teşkilatları aynı zamanda hafta sonu cumartesi Türkçe okulları diye okulları da var ve o okulda devam etmektedir. Peki Avustralya hükümeti okul açmada özel sektöre yardımcı oluyor mu? Evet, Avustralya hükümeti aslında eğitimi paylaşan herkesle kendi yasalarına ters düşmemek kaydıyla onların belirlediği ölçüler ve kriterler doğrultusunda eğitim yapıldığı müddetçe hem maddi hem manevi destekleri vermektedir. Peki Avustralya'dan Almanya'ya geldiniz. Orayla evet, burayı kıyaslarsanız buradaki eğitim, buradaki cami hizmetleriyle şöyle bir kıyaslama yapabilir misiniz? Tabii biz içinde bulunduğumuz ülkenin geniş imkanlarından faydalandığımız için çok rahat hareket edebiliyoruz. Halbuki Avrupa'da bildiğim kadarıyla
bizlerin sahip olduğu bu imkanlara sahip olamamakla beraber çok daha güzel faaliyetleri, yine hafta sonları eğitimden sonra açtıkları kurslarla, okullarla, hazırlık okullarıyla bu eğitimi devam ettirmekte. Öyle zannediyorum ki biz bugün çok rahatız, rahat konuşuyoruz ama Avustralya'da artık eğitim ve öğretimin gelecek yıllarda çok daha zorlaşacağını da sezebiliyoruz. Avustralya'da Türk nüfusu ne kadar sanırım? Türk nüfusunun 150 bin civarında olduğu söyleniyor. Ama son seçimlerde 80 bin ifade edildi. Fakat biz biliyoruz ki bu 80 değil. Ya kendilerini yazdırmayanlar ya da bir şekilde kendilerini Avustralyan olarak yazdıranlar var. Ama 150 bin civarında Türk nüfusu var. Hasan Bey, bir de cemaat olarak bilinen, yurt dışında okullar açılan o cemaatin malum Avustralya'da okulları vardı. Türkiye'deki bu konjektürden dolayı